Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 136 lemalar. 3. remiz. Ey insan. Kısaca duracağım şeylerini. Kısaca bakayım becerebilecek miyiz yani. Ne kadar istifade ederse kârdır. Çünkü hedef insandır. Allah'ı tanımak kolaydır. Çünkü Allah'ın peygamberi var, Allah'ın kitabı var, Allah'ın sanatı var, kainat. İnsanı tanımak zordur çünkü peygamberi yoktur. Çünkü kitabı yoktur. Yani Kur'an'ı yoktur onun. Çünkü kainatı, yani sanatı yoktur. Onun için ancak Allah tarif ettiği kadar kendimizi biliyoruz. Ama Allah insan hakkında şöyle demiş, çok şey demiş de şöyle bir hadisi kutsi var. Herkesin bir sırrı var ya, insan benim sırrımdır, ben de insanım demiş. Demek ki kendini bildiğin kadar değilsin. Ey insan, Fatır-ı Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, Fatır-ı Hakim, fatır nedir? Yani fatır deyince bundan aşağısı izah, Fatır-ı Hakim, hikmet. Fatır, bundan sonraki bu esmanın açılımı olacak. Çıkıyorsunuz abi, meşeş. Şekilsiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, taklitsiz, muacelesiz, elini dokunmadan, zamansız, mekansız, maddesiz, ilk ve son, yani son yapılacağını ilk yapmış. Başka? Camiül cem, camiül ezdat, zıtların ve bütünlüğün cemi. Bir mahluk. Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, bir yere mukayese etmemiş, modelsiz, misalsız, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, ilki ve son, camiül ezdat, camiül cem. Zıtların cemi ve bütünlüğün cemi. Daha söylenecek çok şeyle beraber insan. Bu Fatır, böyle yaratmış seni. İnsan çakma değildir, sanayi değildir, ilk ve orijinaldir. Yoktur senin gibi birisi, olmayacaktır. Tabii, Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. Her bir insana bu özelliği vermiş. Her insanın eşi ve benzeri yoktur. Yok senin gibi bir şey. Olmayacak da. Ferdiyet mi diyor? Ferdiyetini çatmış sana. En harika sanatlarından bir tanesi de, baş döndürücü sanatlarından bir tanesi de, en külliyi, en cüziye, en am kapsayı, kapsanan yerleri en sadeliğe koymasıdır. En harika mucizeyi en sadelik olarak gösterebilmesidir. Çekirdek mesela, en dağınık koca çınar ağacını çekirdeğine koyabilmesidir. Allah'a zaten hayran olmak vazifedir ama Allah'a bu cihetiyle hayran oluyor. Mesela ona ait bir delil, kainat herkese göre farklı gözükmesidir. Yani 18 bin alemin kavşağı olan dünya benim gördüğüm gibi olmamalı. Ama böyle görebiliyor. Bunu kırmızı göremezsiniz. Mahkumsunuz böyle görmeye. Bir daha. Çok antika bir şey bu. Bu hangi renktir? Sarı değil mi? Bir taneniz çıkıp der mi bu siyahdır, kırmızıdır? Niçin diyemiyorsunuz? Çünkü bunun rengi sizi bloke etmiş. Böyle demek zorundasınız.
Bunu demek zorundasınız. Kırmızı diyemezsiniz. Mahkumsunuz sarı demeye. Çünkü bu kırmızı değildir. Ama dünya mahkum etmemiş seni. İsteyen istediğini diyebiliyor. Hepsi de doğrudur. Mesela çocuğunu kaybeden için, kaybeden bir kadın için, iflas eden bir insan için, bir ehli mütefekkir için, bir gafil için, bir çocuk için, bir hayvan için, bir kuş için, bir peygamber için, bir Cebrail için, bir İmam-ı Rabbani Hazretleri için, bir Geylani için, bir Bediüzzaman Hazretleri için, senin ve benim için, hepsi farklı mı? Yani kapsayanı, bütünü cüzde, külli cüzide, külü kül cüzde, zıtları karıştırmadan bir yerde. Herkese farklı gözükebilen ama hiçbirisi olmayan dünya. Bana antika söyleyeyim. Bu gördüğünüz küre arzdır. Dünyayı gören yoktur. Fe subhanallah. Bu gördüğünüz küre arzdır. Küre arz, mekan ve küre arz, madde ve hareketlerden doğan şekildir. Dünya ise 18 bin alemin birbirine bindirilmesidir. Birbirinin üzerine bindirilmiş. Mesela nasıl bindirilmiş? Renk, kapatmamış koku, kapatmamış şekli, kapatmamış sanat, kapatmamış biyoloji, kapatmamış fizik, kapatmamış nur, kapatmamış duman. Yakınca duman da çıkar, nur da çıkar. Bir abi bir yerde dünyayı yeryüzü, yani küre arz olarak, yeryüzü olarak, bir yerde işte bunlar dünya. Ha nedir o? Bak, dünya 18 bin alem ya, ne konuşuyoruz onlardan? Bir tane seçelim. Hasan kimdir? Hasan şudur. Hasan kimdir? Hasan budur. Hasan kimdir? Hasan budur. Dünya ne konuşuyoruz? Yeryüzüdür. Yani 18 binden seçiyoruz. Hasan da kimdir? Dersendir. Hasan falancanın oğludur. Hasan kimdir? Falancanın kardeşidir. Hasan kimdir? Hasan dayıdır. Hasan şöyledir, böyledir. Hepsi de benim. Hani ne lazımsa çekip alıyorsun benden. Mesela benim yeğen dayımdır der. Ötekiler hocadır der. Nurcular abidir der. Yani genç olan. Ötekisi der ki ya ne merhametli ya benim elim el aldı. Ötekisi der, ne zalimdir ya hiç bana bakmadı, hiç ilgilenmedi. Ha, dünya nedir? Ne konuşuyorsan odur. Ey insan, mekanın bu. Mekanından bahsediyoruz, senden bahsetmiyoruz. Tavattun ettiğin mekan bu. Sen kimsin o zaman? Sana sunulan hizmet bu. Sen kimsin? Allah sırrım dediği kişisin. O zaman sen kimsin? Allah yaratmadım hiç kimseyi. Hiç kimse yaratmadan ilk önce bir nur yarattım. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainatın başındayız. Hakikat itibariyle kainatın başıyız. Meyve itibariyle, beşer itibariyle kainatın meyvesiyiz. Yani bir ağacın kökündeki çekirdek hakikatımızdır. Meyve vermiş, ağacın sonu meyve, bu beşeriyetimizdir. O zaman sen kimsin? Ey insan! Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki halet kullanıyorum. Halet. En garip fikir şudur ki, en garip his şudur ki, en garip halet şudur ki, bak haleti anlamak için 2-3 tane 4 tane ders var değil mi halet? Bir de komutanın halet dersi var. Biraz önce dedim ki dünya, abi dedi dünyayı şey olarak kullanıyor diyor, küre arz kullanıyor diyor. Tamam ondan onu alacaksın. Benim yeğen diyor ki dayımdır diyor. Öteki yeğen diyor ki amcamdır diyor.
Sen diyorsun ki abisin diyor. Öteki diyor ki zalimsin diyor. Benimle ilgilenmedin diyor. Din düşmanları diyor ki hakikat düşmanıdır. Abi melekütün mülkteki yansıması yani ben daha çok gördüm yani. Evet. Mesela hepsini müşahede ettiğimiz zaman çünkü her şeyin farklı bir haleti var. Oradaki vaziyetin buradaki tezahürüne halet deniliyor. Bir parçası. Bir parçası deniliyor. Şimdi Cem komutanın haleti dimadaki karşılığından bahsetti. Evet. Halet değil o. Hal. O hani diyoruz ya yani ana tabanını oluşturan bir esas var. Mesela havanın haleti nerede gözüküyor? Termometrede gözüküyor. Değil mi abi? Senin benim kilomun haleti nerede gözüküyor? Tartıda gözüküyor da yani nedir neyin nesidir? Gözde göremiyorsun. Diyelim ki havadaki zerratın frekansları radyoda gözüküyor. Onun haleti orada şey yapıyor, temsil ediyor diyelim yani. Peki, halet dediğim hal. Komutan, aa bak geldi. Çabuk hemen sen de söyleyeceksin. Geç kalmanın cezası. Yoksa komutan da mı geldi? Söyleyin bakalım o zaman madem açtığına göre. Hal komutan ders yaptı. Çarşamba dersine katıldınız. Hemen bir hulasa edebilir misiniz? Hadi Harun sen dimağın o dinlensin. Dimağın bütünü olarak gözüküyor abi en son. Bir dakika dimağın bütünü olarak gözüküyor. Yani vicdana geçiş kısmındaki halde. Halet de sanki ruhlara bakıyor. Merkezi diyorsun. Yani şöyle diyorsun, ben tasvir edeyim, doğru mu? Halet ruhtaki yapıdır. Hal ise dimadaki yansımasıdır dedin. Hal gene diman, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. İltizamla itikat arasındaki bir ara geçiştir. Tamam, öyle dedin. Bu itikattan sonra vicdana iniyor. Başka? Sen söyle politiyayı. Abi, şeyin alemlerin sendeki uyandırdıktan sonra senden çıkan şey. Ha, alemlerin sende uyandırdıklarının hulasasıdır. Başka? O halette ne anladınız o derste, çarşamba dersinde? Seni karşıya taşıyan diyebilirim abi. Seni karşıya taşıyan. Bak diyor ki, insan, ya nasıl gitmiyorsun tıkır tıkır okusana. Gidemiyorum. Zorla mı? Gidemiyorum. Halet yekünde öğrenirsin değil mi abi? Hal ise mesela dedik ya tasavvurda var, tahayyülde var, tasavvurda var, taakkulda var, izanda var, itikatta var, mertebelerin hepsinde var. Ama yekünün toplamını hani şahsı manevi. Senin şahsın, burcuların şahsı manevisi gibi. Yani yekünde verilen isim. Şöyle diyeyim, kader risalesinin başında nasıl geçiyor? Hali ve vicdan. Hali, haleti demiyor. Haleti mi diyor? Hali diyor abi. Halidir diyor. İyi çekiyor mu çekmiyor mu? A da çekiyor abi. İkisi de çekiyor. Da, şey yapayım çünkü bağırdığım zaman değsin. Hem A hem ikisi de çekiyor abi eminim. Sana bağırmayı değil. Haykırma manasında. Haykırma manasında. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet tuttuğunu gösteren hali A da çekiyor, İ de çekiyor ve vicdani. Peki kader ve cüz ihtiyari neymiş? Bir sıralamış. İslamiyetin ve imanın nihayet tuttuğunu gösteren hali ve vicdan. Hal. Yani bir kere kaderi lugatı nedir? Lugatı değil de onu desek nasıl olur? Onu desek nasıl olur? Şöyle desek daha iyi olur deme onları. Şimdi ben buradayım hala. Dağıtmamışım konuyu. Ha, buradayım yani. Mesela amentu billahi, Allah'a iman var ya şey, iman esasları. Hep hariç. Emin olmak. Amentu billahi, benim dışımda bir şey, Allah. Ve melaiketi, benim dışımda bir şey. Gidin de beraber gidelim ya, bizim dışımızda değil mi? Ve kütübihi, benim dışımda bir şey.
ve kütübihi benim dışımda ve resulihi benim dışımda bir şey. Ve bil yevmil ahir ve bil yevmil ahir benim dışımda bir şey. Hiçbirisinde izah yok. Ve bil kaderi neresi? Bil kaderi Allah diyeceğim Allah değil dedim. Kitap melek diyeceğim melek değil dedim. Kitap diyeceğim kitap değil dedim. Peygamber diyeceğim dedim. Ahiret diyeceğim dedim. Demediğim bir şey kaldı. Ve ondan sonra bunu zorlanacağım tabii. Neynesi ya? Allah değil bu kadere iman etmek. Allah değil. Tezahürü değil. Melek değil. Kitap değil. Peygamber değil. Ahiret değil. Kim kaldı? Bunları gösteren birisi. Bunlara emin, bunları iddia eden birisi. Bunları kendisinde tanımlayan birisi. Bunları kendisinde gösteren birisi. Bunları aleminde şahit olan birisi ki emin denmiş. İman emin demektir. Kim? Ve bil kaderi. Kim bu? Onun için hiçbirisine izah yapmamışlar ulema. Şerh etmiş haşiye. Hayrihi ve şerrihi diyen kişi. Ve bil kaderi bırakmamış. Amentü billahi bırakmış. Ve melaiketi bırakmış. Ve kütübi bırakmış. Ve resulü bırakmış. Ve bil yevmil ahir bırakmış. Ve bil kaderi bırakmamış. Aç. Hayrihi ve şerrihi izah etmiş. Kim olduğunu. Sıralama da çok şey ya. En sona koymuş. Evet. Peki. Bu benim uydurmam. Tabii ki uydurmam. Doğru değil. Siz bul. Ama doğrusu çıkana kadar doğru budur. Peki Allah'ın sayesinde şu kader risalesini bir bak bakayım kimi anlatıyor? Hariç mi sen? Bir bak, insan dersi değil mi? Peki. Hadi birinci şeyi mebası anlamadın. İkinci mebası anlamadın. Üçüncü mebası anlamadın. Doğru anlama. Anlamak için zaten okunmuyor. Peki. Hatvelere gel. Zeyd yani. Birinci hatbe. وَلَا تُزَكُوا اَنْفُسِكُمْ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَوْ هَوَاوُ وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذِينَ زَلَمُوا öyle miydi? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُولَا اَفَنْسَانَ اَنْفُسِهُمْ vesaire. مَا أَصَابَكَ اِلَى آخِرِ bunun, burada ne işi var bunun? Enfusi dersi. Birisi mülk, ilmi, birisi batın. Tamam. Peki, gene anlamadık. Muhit girdik. Şimdi buradayız hala. İnsanı anlatıyor. Kader ve cüz-i ihtiyarı, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Burada ne dedi? Fatih Hakim, senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, burada hal, halet, cemidir zaten, bu tekildir. Ve mensubiyettir bu. Hali, oraya ait. Tamam. Şimdi, halet, ruhsal. Ruhsaldaki yapıdır. Bütünlüğün adıdır. Hal, hali ise o halete ait olan, yani hali, dimadaki, vicdani, buradaki ikisini cem, gözlüğü at, bak, hali, vicdani, cem, ikisini kader. İman eder. Nereye? Hali. Neredeydi? Yerini koyalım. Hali. Halet değil. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Peki. Arasını koyalım. Tahayyül ile tasavvur arasındaki berzah neydi? Taakkul. Eyvah. Tahayyül ile tasavvur mu? Yok. Ara formatlar sınırlar. Ara formatlar. Eyvah. Peki. Tamam. Tamam, vazgeçtim. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat. En azından işime yaranıyı söyleyeyim. Hali koyun burada yerini. İrtizamla itikat arası. İtikattan sonra zaten son mertebe bunlar aşağı hop aşağı iniyor, vicdana iniyor. Hal, irtizamla itikat arasında ara formattır, bağlayandır. Burası ve vicdanın bütünlüğü kader. Çünkü hali ve vicdanidir.
bir imanın cüzlerindenmiş. Ama haline sonra koydunuz. Koyduk ne bileyim o. Ben koymadım. Bağlantı merak ettim. O oradaydı de. Merak ettim. Bağlantı nasıl yapıyor? 21. sözde söylüyor. Topladık da hal nedir diye. Hala çalıştık boşuna mı? 4 tane ders yaptık mı? Evet. Hal, halet nedir? Halet. Ama Lugat'a bakıp yapmıyoruz ha. Ben tatmin olmuyorum. Bunda emin olun. Öyle değil mi? Ben tatmin olmuyorum. Ya. Mesela cehli cehennemle atılıp mazep edileceksiniz. Dedi ki, abi bunu derste söyledin de nedir? Bilmiyor. Çalışacağım. Cehli cehennem. Ya bambaşka kardeş. Bak nereden girdik? Zannediyor ki şey yapıyor. Malumat veriyor. Külliyatın dışına mı çıktım? İzah ettim. Neyi? Külliyatı külliyatta. Allah'ın sayısı nereye çıktım? Külliyatın dışına mı çıktım? Yok. Buradayım. Zaten çıkamazsın. Şansın yok. Niye? Çünkü yok başka bir şey. Göremezsin ki nerede. Bak, ey insan, Fatır Hakim'in sana, senin mahiyetine koyduğu çok garip şeyler var. Ama en garip, öbür oku da, en garip halet şudur ki, neymiş? Biraz önce anlattım dünyayı, siz yoktunuz diğerleri gelen. Bu dünya neymiş ya? Ya Rabbi ya, Allah Allah, kurtulamıyorum vallahi ya. Bak, bazen dünyaya yerleşemiyoruz. Bu dünya bizim bildiğimiz dünya değil, o küre arz. Yani dünyaya yerleşemiyorsun. Küre arzdır bu dünya, şey burası. Dünya 18 bin alimin cemi camül ezdadın kavşak. Yani o lazım olacak miktar söylemiş. Dünya. Dünyaya yerleşemiyorsun. Yani bu dünyaya montalanmış, kodlanmış alemlere yerleşemiyorsun. Bu buraya yerleşemiyorsun değil yani. Ne kaldı başka? Bilmiyorum. Yani saray varmış, saray. İçinde şehir varmış. Dikkat et. Sarayın içinde şehir varmış. Dikkat et, sarayda değil. Şehrin içinde memleket varmış. Saray değil. Saray değil. Şehir değil. Memleket değil. Memleketin içinde alemler varmış. Alem. Bitti ya. Bir saray varmış. İçinde şehir varmış. Onun içinde de memleket varmış. O içinde de alem varmış. Ya kardeşim mübarek adam. Bu sarayı nereye koyacaksın? Bir şey kalmadı ki dışında. Sen olsun işte. O saray insandır. İnsan nerede? Bilmiyorum. Çekirdek. Eğer insandan kastı buysa buradayım. Bir tanesi dedi ki, ya o aletleri hayal ettiğim için gülüyorum böyle. Bir tuhaf yani. Bak siz olsanız. Kadıköy Belediyesi bir konferans ayarladı. Bunu çok anlattım, bir daha anlatayım. Konferans çarptı ama o psikoloji şu anda bak zihnimde. Ondan sonra kelam nedir? Benim tam deli oldum. Dinle herhalde. Müslümanlarla dalga geçmek için beni çağırdılar. Site vasıtasıyla. Çünkü niye? 5 tane konuşmanın içinde 1 tane müsbet benim. 4 tanesi de tesadüf olur mu? Bir bakıyorum Lyons kulübünün bilmem nesi, panteistlerin bilmem nesi, Rotary kulübünün bilmem nesi, Atatürkçü düşünce dünlerin bilmem nesi. Yani onlar organize ettiği yaklaşık olarak en fazla 50 kişi var. Hepsi akademisyen yani. Öyle basit bir şey yok. Yani etiketsiz kimse yok. Bir ben. Ondan sonra benden sonra 2 tane olacak ki dalga geçeceklerdi. Zannediyorum benim. Benden sonra 2 tane. 3. benim. Benden sonra beni ele alacaklardı son ikisi. Kader ya. Kelam nedir? Muhakemattan girdim o. Toplanıp doğrudan çıkan Camiül Cem, Camiül Ezdat anlattı kelamı. Bir anda bir şok. Hafif loş bir ışık var. Sırf bana vuruyor. Masamda bir ekran var.
ki her bir oturduklarının numarası gözüküyor. Sonra insana girdim, hayal edin de benim haletimi biraz yaşayayım. Öyle bakıyorum. Ondan sonra insana girdik, insan. Kelamı buysa bir anda felek değişti yani. Kelamdan Allah Allah. Yani kelam şöyledir, böyledir. Klasik felsefi şeyler var ya. Ta biz vicdanın, kalbin, ruhun 29 tane mertebeyi, 33 tane mertebeye, 33 tane mertebede yüklenen, yani kelamın üzerine birisi monte et, bir taraf kaynak olmuş, bir taraf boyamış, bir taraf kesmiş, çıkartmış, şişirmiş, zayıflatmış, ne bileyim, var ya böyle, buharlaştırmış. Kelamın üzerine herkes bir şey koymuş içeride, dışarıya konan sihri beyandır. İnsanın kaşıyı etkileyen, dölleyen, değiştiren veya dönüştürmeden değiştiren, değiştirerek de dönüştüren bir sihri, insanın karşıya koyandırdığı bir sihirdir dedi. Kelam böyle, neyse anlattım onu. İnsana dönüştü. Adamın bir tanesi, Kayseri plakası, oradan kalmış, 38. koltukta bastı bir tane, ekranında gözüküyor. Söz istiyor, istersen vermem, reddederim. Mikrofonda duruyor. Biliyorsunuz hem seyir hem kam. Söz istiyor. Ondan sonra yandı. Buyurun söz, herkes duyuyor. Dedim ya orada. Bunları tanımlayan, dışarıya tanımlayan. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum. Benim ruhum, bunlar hep benim diyen, bunlar değildir. Bunun dışında birisi. 38. masa. Peki insan kimdir dedi. O ben diyen kimdir dedi. Orada yani vardı böyle inan, itimat edin. 60'ın üzerinde rahat vardı adam. Karanlıkta görmüyorum ama pek ama 60'ın üzerinde vardı. Ben de bilmiyorum. Yok. Dedim ki 38 ya, elini kaldırır mısınız dedi. Kaldırdı. Mikrofonu çekti. Lamba tutuyor ya birisi, hani nereye gidiyorsa. Çektim ama bir sessizlik ki göreceksiniz. O zaman o kimdir dedi ya, o kimdir o zaman onu diyen dedi. O kimdir? Çektim. İndim aşağıya, adama gidiyorum. Sanki adamı dövecek. Sen bunu nasıl sorarsın lan sen he? Sen bunu nasıl sorarsın? Takoz kafalı, domates kafalı. Yani diyeceğimi zannediyorlar. Adam bir anda ses yok ya. Hem tam bir yobaz olacağım şimdi. Gittim yanına. Ben de 50 seneden beri onu arıyorum. ...50 sene 3 defa tekrar etti. Öyle rahatlayınca herkes sesi duyuyor ya. 50 seneden beri ben de onu arıyorum. Ama bulursan bana da haber. Devam ediyor. O cümle orada söylemişti. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Sonra geçtim. Şimdi insan ama kendisini eğer kainatın bir meyvesi, hani bu meyve var ya şey, çiçek. Kainatın sonu, uzantısı kabul edersen ne olsun işte. Evet, hakikat itibariyle başkası, mahiyet itibariyle başkası. Hakikat itibariyle kainatın cemül cemisin. Bütün kainat sende cem olmuş. Bu hakikat. Mahiyetin itibariyle bunun çekirdeğisin, aslısın, bundan öncesin. Kainatın arkasındasın. Ha, beşeriyet itibariyle kainatın meyvesisin. Nefsaniyet itibariyle la kara lukara gitti geldi, verdim vermedi, evlendim evlenmedim, bekan şu ay ben nurcusun, tarikatçısın falan, bildi bilmedi falan. Namaz kıldın kılmadın, şeytan melek burada. Kainatın arkasında, şeytanın da hakikati benim, hem hakikati benim hem mahiyeti de benim. Arş benim demiş adam, kürs benim bunu kastederek, Cebrail benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim demiş. Geçmiş oradan demiş yani.
Bir de bir adam düşün, gitti, geldi, dedin, ya canım sıkılıyor, hanıma kafayı taktım, bilmem şeye kafayı taktım. Ya bu ne ya? Ya niye hala buradayız ya? Bu ne? Canım sıkıldı, moralim bozuk. Abi ne yapayım falan. Ya. Ne diyor? Sevme diyor. Ne diyor ya, kurban olur bunu. Ne diyor? Biz ne diyoruz? Ey insan, Fatih-i Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip, garipler var hep, garipler ülkesi zaten sen. Bir halet şudur ki unutma, Allah senin için demiş ki herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. O zaman senin kendini tanımladığın gibi öyle bir şey yok sende. Onlar çok basittir yani, yok derken basittir o. Allah'ın sırrı senin anladığın miktar mıdır? He? Allah'ın sırrı senin anladığın mıdır? Cenneti tanımlayan, cennetin ve cehennemin kavşağı olan, ezeli ve ebedi kendisini inşa edip çekirdek yapan, değiştirip dönüştüren şu dünya bizim anladığımız gibi midir? Adem Aleyhisselam bile cenneti buradan anladı. Cenneti tanımlayan burası. Bizim anladığımız gibi mi ya? Doğdu, büyüdü, öldü, gitti ya. Bu mu yani? Olmaması lazım. Madem cennet buradan anlamış, orası, o zaman burası cenneti tanımlanan, cenneti inşa edip ihya eden bir hakikate sahip burası. O zaman bizim anladığımız gibi değil bu. Gördüğümüz gibi olmaması lazım. Madem buraya getirdi, git Adem dedi. Ne yaptın? Ve alime Adem el esma-i külliha. Tamam, öğretti. Öğretti ama nerede tanımlayacak öğrendiğini, nerede eğitim yapacak? Olmaz cennette. Cennette olduğunu bile bilmiyordu. Cennette olduğunu bilseydi, baki olduğunu bilecekti. Bekaya mazhar olduğunu bilecekti. Ve o meyveyi yemeyecekti. Ama o zannetti ki fani olacağım. Şeytan dedi ki bak dedi, yemesen öleceksin dedi. Fanisin. O fıtratın oğlan çıldırdı ya. O zaman fani. Eğer hakikaten beka memleketinde olduğunu, orada ölüm olmadığını bilseydi, yani olduğu yeri tanısaydı, başka bir yeri istemiyoruz. Başka bir yeri tanısaydı demiyoruz. Cennetten cehennem artı x yeri bilseydi demiyoruz. Bulunduğu yeri tanısaydı. Adem cenneti peygamber ruhuyla anlayamadı tam da. Sen beşer ruhuyla dünyanın içindesin. Dünyayı mı anlattın? He? Adem peygamber ruhuyla cennetteyken cenneti anlamadı. Ben beşer ruhuyla dünyada dünyayı anladım. Ve bitirdim yani. Ölümü nasıl anlatmış acaba? Bilmiyorum ki nasıl anlatmış. Anlatmış işte. Ölümden var mı ki onun dünyasındaki anlatsın? Ölümle yuhi ve yumit aynı. Baksana ölümü nasıl anlatmış. Hayat ile diyor faniye geliyorsunuz. Ölümle bekaya gidiyorsunuz. Şimdi benim kafam karıştı. Hangisi hayat ya? Ben de anlamadım yani. Anlamıyorum. Bu ne, nasıl bir kitap? Dur hele ya. Bir dur. Acele etme. Dur. En garip. Garip de ne demek biliyor musun? Garip. Abi garibin haletini burada anlatıyor işte. Dünyaya sığmaması. Değişik haletler. Evet devam edeyim. Güya şeyden okuyacaktık değil mi? Bir lokmada, bir öpmekte, bir lemada, bir işarette batma. Yani bu bazen dünyaya yerleşmesi diyor ya abi. Evet. İşte sıkılıyorsun, bazen ferahlıyorsun, kainat sana sevmiyor mesela. Şimdi hani dünyaya şey... yerleşmiyorsun değil mi? Dünyayı da burayı biliyorduk değil mi? He? Öyle abi. Daha dünyaya gelmedik. He? Daha dünyaya gelemedik. Ya. Dünya 18 bin alemse oraya yerleşiyorsun. 18 bin alem, Hulasa-i Camiası'nın Camil Ezzat bir kavşağıdır. Kardeş, peygamber ruhuyla cennetteyken cenneti tanımlayamadı. Ya, hikmet ilahi. Tamam. Ben rehbersiz, risalesiz, Kur'ansız, ustatsız. Ben kimim, burası neresi, neyim nesi? Nasıl bileceğim ey İrfan? Vay vay anam vay. Bak diyor ki en garip halet şudur ki bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Nasıl yerleşemedim? Binalar yapmışım. Arabam var. Yatım katım var. He? Bak bazen dünyaya
dünya burası değil. Burası küre-i arz. Yerleşemiyorsun. Yerleşmiyorsun demiyor biliyor musun? Sen yerleşmiyorsun. Yerleşemiyorsun. Olamaz zaten böyle bir şey. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi biraz hızlı gideyim ya. Ben de çıkayım şu psikolojiden ya. Zindandan boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Zeytinburnu değil ha. İstanbul değil ha irfanlar arkadaşlar. Esar. İstanbul demiyor ha. Dünyadan, dünyaya yerleşemiyorsun diyor. Lan dünya küre-i arz ya. Bunun yanında Sibirya var, Brezilya var, Arjantin var, Afrika var, şu Avrupa var. Buraya. Yerleşemiyorsun. Hani en azından zahir anlasan bile dünya budur. Dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Böyle miyiz? Böyleyiz. Böyle olduğumuz halde ne yapıyoruz bak şimdi diyecek. Böyle olduğun halde, mahiyetin ama, biz zerecik bir iş. Yani buna kıyasen yaptın iş. Ekmek yaptın, araba tamir ettin, uçak sürdün, para kazandın, çocuğun oldu. Ne bileyim, bu hakikate göre bir zerecik iş. Bazen bir hatıra. Hatıra neydi? Eskide işte yaşanmış olan bir şey. Mazideki yaşanmış bir şey. Yani bunun bir hatırası var. Değil. Yani nesibi var demektir. Bunun üzerinde bulunanlar hep buradadır demektir. Bunu kim tuttuysa var. Poliste de öyledir. Elini sürdüğün zaman bulurlar. Başkası da tutsa orada var değil mi? Başkası tuttu. 100 kişi tutsa oluyor mu olmuyor mu? Aynı yerde. Mesela bir flaş belleğe silin yazın. Silinmez. Sana öyle gözüküyor. Kameraya mesela ders atıyorsun değil mi? Dolu siliyorsun tekrar atıyorsun. Sen sildiğini zannediyorsun. Hepsi var. Bize bakan yönü bu. Öteye bakan yönünde böyle bir şey yok. Hatıra üzerine yaşanmış, bindirilmiş. Mesela diyelim ki ben burada vefat ettim. Ben burada çok ders yaptım bu masada senelerce. Tamam mı? Fakat bir başkası ya bunun ne hatırası var ya. Yani bindirilmiş bütün dersler var burada. Senin nesebine yani mazine götüren kökü olan bağ. Bir hatıra. Mesela çınara sarılıp usta bağlamış. Kaşını atmamış. He? Demir paşası kaşını atmamış. Atmamış. Bir zerecik iş, bir hatıra, bir dakika. Bazen şöyle. Batsın bu dünya. Bir dakika. Dakika içine girip yerleşiyorsun. Mesnevi Nuriye'de geçiyor ki. Bütün kainatı diyor, insana değil. Hayaline soksan sahilini bile bulamaz. Öyle mi? Sözlerde de var. Bütün kainat var ya varlığı. Hayalinin içini at, hayalin sahilini bulamaz. Deniz dolmaz diyor. Hayal deniz olsa deniz dolar. Nerede kaldı diyor aklını işba edecek bu alemler. Böyleyken kainatı sığmazken, kainatı yutmuşken bir atom sana mezar oluyor. Atoma mezar oluyorsun. Mezar gibi giriyorsun. Bak mezarlığa bakın. Şimdi mezarı okuyacağım. Şimdiye kadar yarım saat konuştuğumuz insanın mezarlığına bakın. Bu dersin adı mezar. Mezarlık. Kainata yerleşmiyorsun var ya, bana küçük bir yer okuyayım. Oku abi. Oku. Nereden okuyun? Kitabı söyle. 271 Lemalar. Bu da güzeldir var ya abi. El-Ferfi Salatim El-Ferfi Selamun Aleyke Ya Resulallah cümlesi. Namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Uzaktan mı? Tamamını tutamadım. Fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim.
hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördü. Dışından çıkmış, oradan bakıyor. Saraydan çıkmış. Oradan bakıyor. Yalan değil mi Tobe? Ne diyor biliyor musun? 40 bin müşahadatım var, şahit olduğum hakikat var. Onların bir tanesi Risale-i Nur Külliyatı'dır diyor. Yedinci şuraya baktığımız zaman değil mi abi? Oraları görmüyoruz. Aradığımız zattan sormalıyız diye. Diyor, yani. Peki Allah'ı arıyor. Allah'a soruyor. Peki onlar mukalemesini kelamla ve rüyetine mazhar olmasını anlatıyor mu? Anlatmıyor ki. Arada vasıta yok ki bak. Yok yani. Mesela başka bir tane söyleyeyim. Ehli keşfel kubur diyor. İlim tahsil ederken vefat eden çocuğun zahirde yansıranan soruyu okuyan çocuk vefat etmiş. Men Rabbuke sordukları zaman çocuk kendisini öldüğünü bilmemiş, şehit olduğu için Men Rabbuke men muttedadır, onun haberidir var ya, cevap vermiş. Evet. Şeylere cevap. He şu alarda. Peki orada ne diyor? Rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Ne demek bu? Sen nereden biliyorsun bu böyle olduğunu? Hani ehli keşfe kuburu güldürdü diyor. Şahit olan evliyaları tebessüme getirdi diyor. Rahmet ilahiyeyi diyor. Ne dedi? Diyor rahmet ilahi. Tebessüme getirdi. Ötekiler gülmüş. Allah rahmet ilahi tebessüm etmiş. Nereden biliyorsun? Böyle bir şey olduğunu nereden biliyorsun? Allah adına aşağı yalan mı söylüyorsun? Bak koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm diyor. Acayip bir şey ya. O mektubatta da bir yer vardı. Hani diyor ya benimle birlikte olmayı arzu etmesin diyor. Onu sahip ediyor ya. Bir şey niçin o ders olmuyor? Ben bile yapamıyorum. Çünkü oraya girecek kafa mı var? O tabirlerin için nasıl dolduracağım? Şu mektubattaki. Antika ya. Tabii ya, hiç duydun mu? On ders yapan duydun mu hiç? Vardır. Tıngır tıngır giden. Ama içini böyle nasıl dolduracağım? Doldur da göreyim hadi. Doldur Hasan hadi. Hasan yapsın da göreyim. Nasıl yapacağım bunu? Anca üstadın hayatına girmen gerekiyor. Abi. Mektubat. Dördüncü mektup. Evet. Üçüncü mektup. Üç. Ancak üstadın haletine girmek gerekiyor değil mi? Dördüncü şu anın başında ne diyor? Ancak diyor bundan diyor istifade edebilmen için diyor benim diyor haletime ne kadar yaklaşırsan diyor. Öyle dedi değil mi bu bana? Evet. Kime talebelik yapıyoruz? Ya talebeyiz bilmiyoruz ya. Elhamdülillah. Bak arkadaşlar, bütün alem, insan doymuyor. Bazen bir zerrecik iş, bir hatıra, bir dakika içine giriyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatında o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyoruz. Atom sana mezar olur. Bir iş sana mezar olur. Bir hatırasına mezar oluyor. Bir an bir hiddet veya bir an böyle bir Allah'ın zuhuratı oluyor sende. Bazen de bir çöküyorsun bir dakika, doğru diptesin bir an. Abi hatıra tuttuğunuz kalemde mi, telefonda mı yoksa zihinde mi? Yani şurada var fakat bu benim zihimdekileri atıyor üzerindeki battaniyeleri. O size kapı oluyor abi, bu hale. Kapı oluyor. Bu sana kapı oluyor. Mesela şöyle, ben şu anda hiç etkilenmiyorum. Ama benim büyüdüğüm köyde çobanlık yapardım dedemle rahmetli. Sır otlatırdık. Tabii dedem otururdu. Dedem ne düşünürdü bilmiyorum. Taşın arkasına otururdu, taşın önüne otururdu böyle bir meyilli taş. Ben de onunla oynardım. Daha ilk okula gitmiyorum. Taşın üzerine çıkarım. Dedem küllağını alırdım, ceketini falan. Şimdi oraya baktığım zaman, sen bak, taş. Ben baktığım zaman, oraya bakıyorum zannediyorsun değil mi? O koridor oluyor. Böyle yapsam koridor olmuyor. Oraya bakarak, oranın üzerine bindirilmişlere taşınıyorum. Oraya seyrederken aslında, burayı seyrediyorum. Vay be. Şu anda bile seyrediyorum, inanın. Bak oradayım. Ve seyrediyor.
Yapma! Bağırırdı, çalı sokardım kafasına, şey yapardım, başka kimse yok. Ya sığırla oynayacağım ya de değilim. Şimdi orada mı? Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla, en kaliteli hissiyatınla o dakikacıkta, o anda, o hatırada bakıyorum şimdi o taşa. Ne ben? Eski de ilkokuldayken oluyordu. O bizde ortaokulda hoca vermişti. Herkesin eline kart verdi. Kırtasiyede satılıyor. Siyah beyaz böyle. Evet, tamam. Bunu bakayım herkes ne görecek. Ama öğretmişti. Dedi ki hiç kimse gözünü oynatmasın. Sabit en az 2 dakika baksın. Ne gördüğünü yazsın. Şöyle bakıyorsun. Kırtasiyede satılıyor kart. Düz bir kart. Ben hiç unutmuyorum. Baktım. Aa bir köy. Ev var. Allah Allah. Ev var. Adam var, köpek var, hayvanlar var içinde. Böyle. Çok da net. Mesela şeyde de var. 1453 İstanbul şeyi var ya, şu Topkapı'da ne diyorlar ona? Panorama. He? Panorama. Panorama. Da. İçine girdiği zaman bulut. Yani panorama yaptılar. Bulut'a abi ne görüyorsun dedi. Allah Allah. Baktım. Meğer onlar görmüş. Aa hiç anlatmıyorum. Baktım Fatih Sultan Mehmet'in resmi. Sületi yani. Mesela köyde balkonda oturuyorum. Bir şey anlatmak için değişik örnek veriyorum. Oturuyorum iftar bekliyorum. Yani 15-20 dakika var. Hem de tebrik ediyorum. Köyde 4. katta. Köyümüz böyle. Böyle diğeri vadi. Sema temiz. Komşularımız da oradan tabii. Meğer benim bakıyorum. Bir yere daldım. Daldım hemen elimi götürdüm telefona. Hemen bir şey yakaladım. Bulun. Çak çektim. Hemen kaldırdım. Hasan abi ne vardı orada çektin? Uyandırdı bizi. Dedim ya görmüyor musun? Baktılar. O kadar merak ettiler ki ta geldi kapının oraya oda. 4. kata kocası da geldi. Bak tabii o zaman dağıldı. Ya hiçbir şey yok. Bak dedim. Orada o var işte bak. Ne vardıysa vardı işte böyle. Bak görüyor musun? Yani en şiddetli hissiyatını o dakikacıkta, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Oradasın. Pencere açıldı. Şimdi biz geçmişimiz böyle yapıyor muyuz? Ahirette de dünya böyle olacak. Ben o taşa bakıyordum ya, çıktım taşın üzerine. Ahirette de bu dünya taşına üzerine çıkacağız. Geldiğin yerlere bakacaksın böyle. Allah Allah, Zeytinburnu'nda bir sürü şeyler bindirilmiş. Allah Allah, gafur bir gün gelmiş, 2 gün gelmemiş. 3 gün karanlık, 1 gün okumuş, Risale okumuş. Arabayı çakmış, arabada Risale'si var. Adama çakmış, dağıtmış evi, bilmem ne yapmış böyle. Akola dağıt demiş falan, hepsi bindirilmiş. 3 günde zaten yaptı sonra. Anladın. Allah Allah. Sizde okuyalım şu paragrafı. Atıflarını yapacaktık ya. He? Atıfları bak. Büyük Mesnevi Nuriye. 308. İnce Mesnevi Nuriye 122. Sözler 686. Şimdi ben aşağı ineyim ki olmasın hadi. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sikleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir, hazar et, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime,
bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfi amelin ekseri ve sahayifi ömrün alebi içine girdiği gibi çok cüzi, çok cüzi küçük şeyler var. Öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder. Evet. Burada dur. Şimdi siz gelin bu adamı idamla korkutun mahkemelerde. Korkar mı? Ya. Bu da ölümmüş. Ölümle hayata geldik diyor. Ölüm şey, hayat ile faniye geldik, mevt ile bekaya gidiyoruz diyor. Dert mi duyar bunu? He? Gayrimüteş. Hayat ile faniye geldik. Yani dünyaya gelmiyor muyuz? Evet. Fani değil mi burası? Hayat ile faniye geldik, mevt ile bekaya mazhar olduk. Durum iyi değil. Vaziyet sarmıyor. O Şam demiş. Doktor dedi ki babaanne ne isterse yesin. Bağırdım. Köyde kimse varsa. Ne anladınsa. Şartel birbirine girmiş. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Harun abi diyor ki insan olan anlar bizi. Okusanıza yani. Bir okuyun da bir de Fatih'i ona çekelim ya hadi. Var mı elinizde onu? Var abi. Hizli bir oku. İnşallah. Sesli yani hizli derken. Tamam abi. Evet. Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. Zat-ı Hak'ta mahremi olan anlar bizi. İlmi sırda bahre bir payan olan anlar bizi. İlmi sırda. İlimde değil. İlmi sırda sırın. Bahre bir payan sahil olmayan deniz abi. Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Veçhi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Yani cenneti yapmaya, dünyada güzel yaşamaya bunlardan geçmişiz. Meşgul ettir o diyor. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Her taraftan yıkılmış, viran olan anlar bizi. Deliler bölgesi işte orası. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız, varlığından soyunup üryan olan anlar bize. Yani tanımlanmış, hiçbir şeyde tanımlanmayan o zaman üryandır. Her şeyden sıyrılan, anlar bizi deyince, her şeyden sıyrılınca varacağın yerde abi bakmışsın ki ne azim hissi var. Yokluk diyor, varlığın aynasıdır abi. Evet, yokluk varlığın aynasıdır. Nasıl yokluksa o. O 38 numaralı koltukta oturana bunu okuyacaktınız adamsınız siz. Kahru lütfu şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. Yani kahri da lütfu da aynı şeydir. Bilmeyen çekti azap. Yani hastalık da siyah, şeytan da melek böyle vesaire ne dersiniz. Her şey tektir arkada. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Ancak sultanlar bunlardır. Zıtları cemde gören. Sen dikini devam ne orası? Evet. Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi. Cura-i safi içip mestan olan anlar bizi. Allah Allah. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanma ki hayvan olan anlar bizi. Yani hayvan derken bizim bildiğimiz hayvan değil ha.
beşeriyeti yaşayan, şerlerle dolu beşer, hayvaniyettir. Beşeriyeti yaşayan, o bizim iki dört ayaklı hayvan değil ha bu. Evet. Ey Niyazi, katremizi deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olanlar bize. Kim kime hitap ediyor? Halkı koyup, la mekan elinde menzil tutalım. Bak bak bak. Halk değil mi? Halk, yaratılmış. Yaratılmışı? Koyup, la mekan elinde menzil tutalım. Hani bunu koyalım. He. Bizim işimiz la mekanda menzil tutalım. Arkasına geçelim diye. Yani acayip bir şey de başta la mekan. La mekanda mekan var mı ki mekan tutalım diyor. Mısri'ye şol canlara canan olanlar bizi diyor. Canana canı olanlar. Bizim. Evet. Bu kadar abi. El Fatiha.